32. bölüme geldik. The Chaser, yani kovalayan ya da nasıl çevirebiliriz? Kovalayan deriz herhalde. Diyebiliriz herhalde. Çok ilginç bölümlerden bir tanesi. Aslında yazar isimlere bile bir anlam kattığı için bu bölümde benim çok hoşuma gitti bu bölüm. Bir de hala bölümün sonunda yer alan eldiven temizleyici. Glove cleaner'dı galiba. Evet. Onun ne işe yaradığını bilmiyoruz, değil mi? Evet, tam olarak açıklamadı ama O kişinin varlığını yok etme değil de kişiyi yok etman diye ben yorumladım. evet. Yani o kişinin beklentilerini belki sıfıra Ha, indirme sıfıra gibi. indirme olabilir, evet. Ben o şekilde algıladım. Mükemmel bölümlerden ya. Yani şey vardır ya, ne dilediğine dikkat et. Evet. Tam olarak öyle bir bölümdü bence. Kesinlikle öyle. Aslında bir şey olmuyorsa başka iyi bir şey olacağı için olmuyor diye hep kendi aramızda konuşuruz ya. Evet. Bu bölümde de bir şeyi üstüne çok düşüyor orada adam. Hı Ya hı. bu kadın beni sevsin. Şeyi düşünmüyor. Tam ondan sonraki kısmı düşünmüyor. Evet, bu istediğin gibi olduğunda sen bundan sıkılmayacak mısın? Bu sonsuza kadar gidecek mi? Ben şunu biliyorum. Gerçekten artık kendim de hani deneyimlediğim için. Bir duygu sonsuza kadar devam etmiyor Salih. Mutluluk da üzüntü de. Her şey gerçekten gelip geçici. Zaten eski filozoflar da hep bu değişmeyen şey nedir diye hep arıyorlar ya. Çünkü doğa değişiyor. Bir döngü var. Mevsimler dönüyor. Sen doğuyorsun, ölüyorsun. Hep bir döngü, hep bir değişim içerisindeyiz. Değişmeyen olan ne? Değişmeyen şey ne? Burada da o kişi her şeyin, yani var olduğu şu an hali hazırda sahip olduğu duygunun sürekli devam edeceğini düşünüyor. Aslında çok böyle çocuksu bir düşünce. Evet, çok naif aslında. O da belki de şununla alakalı. Nasıl ki herhangi bir şeyden mutluluk duyduğumuzda bu mutluluğun sonsuza kadar devam etmesini isteriz ama genellikle öyle olmaz. Her ne kadar bu mutlulukların arkasında mutsuzlukları olsa da başka bir mutluluk oluyor. Yani küçük şeylerden belki de mutluluk bulabilmek bir süre sonra önem kazanıyor. Bir Kesinlikle. önceki bölümde şunu konuşmuştuk ya. Yani az para kazandığım ama mutlu olduğum bir iş olsun. Yani insanların belki de bu bölüm özelinde söyleyebilirim ki kaçırdığı şey bu oluyor. Bir de son zamanlarda sistem, yani var olan şu an içinde bulunduğumuz düzen sana bunu zorlatıyor. En hızlı olmalısın. En çok kazanan olmalısın. Kariyerin en yukarıda olmalı. Hep en. Oha, istemiyorum diyemiyorsun. İstemiyorum dediğinde seni sistem dışlıyor. Ya yani Evet. inanılmaz derecede bir şiddet kelimesini burada kullanabiliyor. Bir şiddet var. Psikolojik şiddet de diyebiliriz bunu aslında. Herkesin üstünde bu var ama. Kimse o yarış içerisinden çıkmak istiyorlar ama çıkartılmıyorlar. Çünkü çıkartıldığın anda geride kalıyorsun, yetişemiyorsun. Evet. Birbirine kenetlenen bir Döngüdesin. dişli var aslında burada da. Çıkamıyorsun, yani döngü var. İşte şey vardır ya böyle, işte insanlar para kazanmak için sağlığını kaybeder, sağlığını kazanmak için de Para işte para harcar. harcar gibi bir, tam hatırlamıyorum, Yok, buna benzer bir. muhtemelen dinleyenler de hemen kafalarında oluşturmuşlardır. Evet, Evet. dediğine yakın bir söylem var. Yani bu aslında ne kadar doğru ama Hatta bu söylemene ek olarak şu çok ilginç. Gençken paran yok, zamanın var. Yaş aldığında da paran var, zamanın yok artık. evet. Ya da çalışırken. Ya da sağlığın olmalı Sağlığın artık. yok. Yani Yani. bunu bu şekilde de dönüştürebiliriz bu söylemi. Aynı seviyede gideceğini düşünüyoruz. Hani sağlığın da, Evet. paranın da, iş hayatının da hep belli bir standartta, belli bir çizgide gideceğini düşünüyoruz. Ama sen de bölümün başında söyledin. Yani hayat düz bir çizgi değil. Değil. İnişleri çıkışları olan bir döngü mü diyebilirim. Ana karakter de aynı. Aynı Evet. aşkın aynı şekilde devam edeceğini düşünüyor ama devam etmeyecek. Etmiyor da. Zaten daha bölüm başlarken bunu fark ediyorsun sen. Bakalım nasıl bir stres geliyor. Bunu iksiri veren adam da en basit iksir bu. Hani 1 dolar bile etmez diyor ya. O çok eğlenceli kısımdı. Yani hani herkes bunu ister, sonra pişman olur. Ya burada deneyimden faydalanacaksın. Yani bir şey satın almak istiyorsun. Gördün. Hani ben kişisel olarak genellikle onu hemen almamaya çalışırım. Bir gün bir uyurum, uyanırım. Gerçekten bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? Hani bunu sorgulamaya başladığında o biraz motivasyon, hani güdülenme hissi azalır. İhtiyaçlarda da sorular sorarsın kendine. Ben buna ihtiyacım var mı? Bu aldığımda nereye yarayacak? Şuna yarayacak mı? Buna yarayacak mı? Evetin çoksa alıyorsun. Hayırsa almıyorsun.
Bende de bir koleksiyonerlik ruhu evet. var ya. Yaklaşık 6 ay önce yaptığınız bir nostalji videosu vardı çizgi filmler üzerine. Ya harika bir video. Yani ben buraya da koymak isterim. Ben çok çok hoşuma gitti. Yaklaşık 1,5-2 saatti galiba sohbet. Evet, biraz uzun bir video olmuştu. Çok güzeldi ama. Yani o kadar çok çizgi film saydın ki ben çoğunu bilmiyordum. Yani ansiklopedi de var galiba anladığım evet, kadarıyla. Evet, ufak bir kitapçık da vardı. Onu da buraya ekleyelim. Yani ilgisi olanlar varsa ve bu podcast'a denk geldiyseniz mutlaka Salih'in o nostalji videosunu da izlemenizi öneririm. Konuya geri dönersek, yani deneyimlerden faydalanacaksın orada. Evet. Seni uyarmış kişi. Ve uyaran kişinin ismi ne Salih? Demon ama yazılışından Diamond diye yazılıyor. Sanırım Demon'dan gelen bir kelime oyunu da vardı orada. İstediği şekilde manipüle ediyor ve yönlendiriyor aslında ana karakterimizi. Tabii kötü karakter gibi evet. aslında orada. Parasına da bakıyor. Ekmeğinde yani. Baştan hani bir şeyi kaybettiriyor ve daha sonra onu elde etmesi için daha pahalıya evet. almasını sağlıyor. Evet. Aynı şeyi. Ve aldığı şeyi de şunu söylüyor alırken. Nasıl olsa hemen yapmalısın. Nasıl olsa çoğunuz yapamıyor. ve yapamıyordu adam. Yani şeyi diyecektim ben hani koleksiyonerlik var dedim. Biraz dağıttık. Ben de mesela bir şeyleri almak istediğimde çok düşünüyorum. Bu işime yarayacak mı, yaramayacak mı? Genellikle uzun vadede çok işime yarayacak şeyler olmuyor. Ama elimde tutmayı sevdiğim ürünler oluyor çoğu zaman. Fakat hep aynı mutluluğu vermiyor. O süreç mesela çok güzel bir süreç. Yani bir şeyleri bulmak için geceni gündüzüne katıyorsun. Saatlerini, günlerini, haftalarını harcıyorsun. Ve o süreç aslında... Senin hoşuna giden şey o. Asıl elde ettiğinde alacağın o tatmin belki de o kadar mutlu etmeyecek seni. Ama o sürecin içindeyken mutlusun. Ana karakterimiz de aslında o sevdiği kişiye ulaşmaya çalışırken harcadığı çabanın peşinde. Çabanın kendisi ona evet. haz veriyor. Evet, yani elde etmek değil. O çaba evet. asıl onun amacı. Ama tabii bunu fark edemiyor. Ve 6 ay sonra da maalesef hazin sonu yine profesörün yanına geliyor. Profesör 1001 dolar alarak bölümü tamamlıyor. Evet. Güzel de eğlenceli bölümdü. Bak bu evet. herhalde eğlenceli bölümlerden bir tanesi. Şimdi düşününce. Kesinlikle. Böyle bir melankoli yok, bir stres yok, karamsarlık yok. Aslında tam üstüne bak bir iş yaparken düşünlü veren güzel bölümlerden bir tanesiydi. Bu bölümü seyrederken benim aklıma yine bu dizinin başka bir bölümü geldi. 8. bölümü hatırlıyor musun? Time Enough at Last bölümü vardı. Bir banka çalışanı kitap evet, okumayı evet, çok seviyordu. Evet, o bölüm çok ünlü bir bölüm ya gerçekten. Bir şekilde kitap okuyacak zamanı oluyor ama etrafında kimse yok. Ve sonunda istediği şeyi elde etmişken yine elde edemiyor aslında. Çünkü evet. gözlüklerini kırıyor falan bu şekilde. Yani için acıyor o bölümün evet. sonunda. Zaten Twilight Zone bölümlerini izleyenler de hemen hatırlayacaktır o bölümü. Gerçekten insanın içi acıyor o bölümün sonunda. Yani o bölümle bu bölümü niyeyse kafamda çok yakın buldum. Çünkü yine elde ediyor evet. aslında istediği şeyi ama istediği şey o değil. Yani evet çok birebir aynı demiyorum ama benziyor. Ben ona yakın bir bölüm olarak buldum konu olarak. Evet onu da ekleriz bu bölümü de. O bölümü de bu yayına ekleriz. Hem izlememiş olanlar ya da hatırlamak isteyenler tekrardan hızlıca çarpı 2 ile doğru bölümü artık izlerler. Evet. Zaman değerli çünkü. O zaman bu bölümü burada bitirebilirim Salih. Eklemek istediğin başka herhangi bir... Benim yok. Yoksa. Hemen hemen her şeyi konuştuk zaten. Evet. O zaman 32. bölümde görüşmek üzere diyelim. Aynen görüşürüz. Görüşürüz.